Ben Murat Kaya, Mürekkepten Beyaz Perde kanalına hoş geldiniz. Edebiyat ve Sinema Günlüğü bölümünde bugün sinemadan bahsedeceğim. Bu hafta Mubi dijital platformunda izlediğim Fikret Reyhan'ın yönettiği Çatlak filminden bahsedeceğim. Geçen sene önemli ödüller almış bir film. Açıkçası ben de Çatlak filmini sosyal medyada denk geldim ve hemen izledim. Çok beğendiğimi itiraf ederek başlayayım. Neden çok beğendim? Genelde edebiyatımızın, sinemamızın, dizilerimizin, işte dijital platformlar hayatımıza zaten büyük bir yekününe girdi. Kanaatimce en büyük problemi gerçek hayattan uzak olmalar. Özellikle merkez medyadaki dizileri, filmleri hiç saymıyorum zaten. Büyük şatolarda yaşayan lüks hayatlar içerisinde herkes CEO, herkesin altında son model lüks araçlar. Ama hayata indiğinde insanlar bunların hiçbirisinin gerçek olmadığını görüyor. Hele de bunu rol model olarak kabul ediyorsa sükutu hayale uğruyor. Ağır bir yıkımla karşılaşıyor gerçek hayatta. Filmden bahsedecek olursak burada İngiltere'de çalışmaya giden bir başka karakterimiz var, kahramanımız var. İsmi Fatih. Filmin başında bir arkadaşı Fatih ailesiyle yaşıyor dört katlı bir apartmanda. Apartman İstanbul'un lüks semtlerinin, plazalarının arka sokaklarında böyle bir varoş mahalle. Ama aile apartmanı. Fatih de İngiltere'de Ayhan'la beraber çalışmış, Ayhan arkadaşı. Ve çalışırken Fatih ailesine yardımcı olmak için Ayhan'dan bir miktar borç istemiş. 20 bin pound. Onu da ailesine göndermiş. Ailesi onunla işte okul servisi almış, dükkan açmış. Ayhan İngiltere'den dönüyor. Fatih'in yanına uğrayıp bu verdiği borcu istiyor. Fatih'cim diyor, ben de artık zor durumdayım. Borcumuzu kapatırsak sevinirim. Kendi işimi kuracağım. Tabii Fatih biraz mahcup, babasına bahsetmiş ama biraz gizleyerek bahsetmiş. Babası Muhittin aileyi derleyen, toparlayan figür konumunda. Muhittin ve eşi Şükran günlük ibadetlerini, ritüellerini yerine getiren kendi halinde insanlar. Fatih bu parayı gönderirken şunu saklamış. Parayı Ayhan borsada kazanmış İngiltere'de. Büyük bir orada kazanım elde etmiş ve bir miktarını Fatih'e borç vermiş. Ama babası enteresan bir şey söylüyor. Ben bu paranın diyor kumar olduğunu bilseydim alıp kullanmazdım. Ayhan çok şaşırıyor, yani ne demek Muhittin amca, yani kumarla ne alakası var diyor. Oğlum diyor, borsa kumardır benim gözümde diyor. Tabii filmde bu tip diyaloglar çok fazla ama bunları biraz da okuyucunun algısına ve kabiliyetine bırakmış yönetmen. Hani orada neden borsaya karşı olduğunu çok fazla açmıyor. Bunlar kara kara düşünüyorlar. O akşam her hafta rutin olarak bir mangal yapılıyor. Muhittin Bey'in de 3 tane oğlu var, 2 kızı var. İşte damatlar geliyor, oğullar geliyor. Cafer var, diğer kardeşi Fatih'in. Turan var. Neyse, bunlar orada yemek sonrasında bu meseleyi nasıl çözeriz diye konuşmaya başlıyorlar, tartışmaya başlıyorlar. Muhittin de damatlarından birini seviyor, birini hiç sevmiyor. Aile içerisinde aslında orada herkes eteğindeki taşları dökmeye başlıyor. İşte bir kısmı Fatih'e yükleniyor. Sen bu borcu kendin ettin, neden bizden istiyorsun? O da ya ben bu parayı gönderdim, babam bu sayede servis aldı, ondan eve bir katkısı oldu diyor. Herkes eteğindeki taşları dökmeye başlayınca işte diğer kardeşi diyor ki ben bunu vermem. Hanımı diyor ki ben altınlarıma dokundurtmam. Açıkçası orada işte nahoş olaylar gerçekleşiyor peşine. Ama şu çok önemli.
Bir ailenin, metropolde yaşamaya çalışan, hayata tutunmaya çalışan bir ailenin maddi bir sıkıntı karşısında nasıl çözüldüğünü, birbirlerine olan içlerinde biriktirdikleri kinleri nasıl ortaya döktüklerini, çürümüşlüğü, kıskançlıkları, işte gelinlerin, damatların, kardeşlerin hatta birbirine kıskanmaları, suçlamaları ve bunun üzerine ailedeki o gediği anlatması açısından çok kıymetli. Zaten ismi de bence o anlamda manidar, çatlak. Hayat aslında birer hepimizin hayatı toplamda nihayetinde çatlaklardan oluşuyor. Kimisi çatlakları kapatıyor, kimisi kapatamıyor. Oradaki sızıntı büyüyor. Özellikle de geniş ailelerde işte miras mevzusu, kalan paranın taksimi konusunda insanların bir anda birbirine ne kadar kolay düşebildiğini göstermesi açısından çok önemli. Hani orada biz şunu bekliyoruz. İşte Neşeli Günler filmindeki gibi beş kardeş hemen bir araya gelecek, yardımlaşacak, bu sorun çözülecek değil. Çünkü metropol hayatı çok zor, acımasız. Herkes kendi hayatını kurmuş, evi var, çocuğu var. Onların geleceğini düşünüyor. Tabi burada bencillikler ön plana çıkabiliyor. Baba figürü Muhittin Bey hepsini derleyip toparlamaya çalışıyor ama oluşturmaya çalıştığı aile ikliminin o kardeşlik, uhuvvet duygusunun aslında ne kadar boş, kof ve bir anda dağılmaya müsait olduğunu görüyor. Muhittin Bey bu anlamda çok büyük bir hayal kırıklığına uğruyor. İnsanımızın, bireyin, kainattaki tek başına yaşayan aslında insanın duygularını anlatması açısından ben filmi çok kıymetli buldum. Hem sosyolojik açıdan çok önemli bir film olmuş. Hem o diyaloglar çok iyi, çok ustalıkla seçilmiş. Mekan hakikaten o metropolün arka sokağında yaşananları vermesi açısından mekanlar çok isabetli seçilmiş. Çok fazla mekanla karşılaşmıyoruz bir apartman ama işte Muhittin Bey yaş ilerlemesine rağmen halen üst katta apartmanı büyütmeye çalışıyor kendi imkanlarıyla. O hayatta kalma duygusunu, ayakta kalma duygusunu Fikret Reyhan çok kıymetli bir şekilde bence işlemiş. Sinemamızın böyle gerçekçi filmlere, hem psikolojik hem sosyolojik açısından gerçekçi filmlere ihtiyacı var. Umarım bu tip filmlerle daha çok karşılaşırız. Filmi Mubi'den izleyebilirsiniz. Mubi'nin de bu arada reklamını yapmış olalım. Sanat filmleriyle ilgili yayın yapan dijital bir platform. Hatta bu ara kampanyası da var, uygun fiyata üyelikte açabilirsiniz. Bu tip hem Türk sinemasının hem de dünya sinemasının önemli, kıymetli eserlerini Mubi ekranlarımıza taşıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenirseniz ayrıca mutlu olurum.